Evet, bu sefer Arena Breakout videosundayız ve Valley haritasındayız. Enteresan bir bölgede doğdum. Ormanın içindeyim. Evet, yürürken bir ayak sesi duydum. Ve yine hayatta kalmak için, sürüyet vermemek için hemen bir de yatıyorum. Ve yattıktan sonra da ciddi bir şekilde sesin geldiği noktaya doğru bakıyorum ve bir PMC ya da operatör, operationer artık ne derseniz deyin, ben PMC demeye devam edeceğim. Durduğu anda kafasından tek atışta vuruyorum. Mümkün olduğu kadar koşarken ateş etmemeye çalışın. Bir adam daha var gibi geldi bana. Ayak sesini ya da sürüyetini gördüğüm gibi geldi. Belki de yanılmış olabilirim. Bakmaya devam ediyorum. Çok fazla risk almıyorum çünkü bu silahla eğer yakın bir fight'a girecek olursanız çok fazla şansınız yok. Bu tip oyunlarda hem sessiz olmanız, hem sürüyet vermemeniz, hem de silahınızı iyi tanımanız gerekiyor. Bu silahın özelliği yakın fight değil. Evet, karşıya doğru geçeceğim. Hızlı bir deparla skava vurmuş sanırım az önceki PMC. Hızlı bir deparla skava bakıyorum ve skava olduğuna emin oluyorum. Mutlamaya gerek duymuyorum, değer duymuyorum mutlamaya. Vakit harcamaya gerek duymuyorum. Ve hemen PMC'nin az önce lobiye yolladığım PMC'nin yanına yatıyorum. Onu lootlayacağım. İlk olarak üstüne bakıyorum. Yine dediğim gibi sürat vermeye çalışıyorum. Bu arada lootlarken bazı yerleri kestim ama bir ses duydum. Ses arkadan geldi. Gördüm. Takibimi sürdürüyorum. O da aynı anda durduğu anda tek atışla vurarak onu da lobiye yolluyoruz. Ve bir sonraki maça hazırlanmasını söylüyoruz. Şarjörümü dolduruyorum. Yine burada bir tetkis yapıyoruz. Lootunu alıyorum. İlk vurduğum PMC'nin ve sağ taraftaki bölüme doğru gideceğim. Botun sesinin geldiği bölüme doğru gideceğim. Temkinli bir giriş yapmak istiyorum tabii burada. Aynı Tarkov'daki mantık arkadaşlar. Çok fazla dinamikleri değişik değil. Copy pasta yapmış Tencent Game ve burada da gördüğünüz gibi yine temkinli bir şekilde içeriye bakıyorum. Fakat içeriye birebir gireceğime hemen soldaki kayalara geçiyorum ve kayalardan ileriki bölümü, ilerideki yaklaşık 2700-800 metrelerdeki bölümü keserken bir bot görüyorum. Tek atışta onu kafadan vuruyorum. Sağdan biri koştu, içeriden biri seslendi. Bu bir PMC olabilir, çok büyük bir tane PMC. İçeride bir tane de bot olduğunu düşünüyorum. Emin değilim. Botun nerede, PMC nerede? PMC'yi gördüm, o da beni gördü. Farkına vardı. Aim'i koyacağım. Aim'i koydum, bekliyorum. Çok büyük bir tane çıkacak. Çıkar çıkmaz vuracağım. Eğer buradan çıkarsa büyük bir hata yapar. Çıktı. Ateş etti. Ben de ateş ettim. Başarılı. O mesafeden beni eğer dürbünün bir tüfeği yoksa vurması çok kolay değildi. Ben olsam onun yerine yakın fight'a girmeyi tercih ederdim. Evet, içeri gireceğiz. Tabii bendeki tüfeği de bilmiyor olabilir. Onun da artısı var. Belki onun yaptığı bu harekette. Yine sağ taraftan bir pik yapacağım. Yakın fight'tayım, ıskaladım. Çok da etkili. Aman aman aman. Biraz şansım. Şansım yaver gitti. Tekrar sağ pik yapıyorum. Botu görünce vuracağım. Vuruyorum ve bölgeyi güvenli bir hale getiriyorum. Şu anda burada benden başkası yok. Ama ona rağmen ne? Temkinli, yavaş bir şekilde ilerliyorum. Çok fazla gürültü çıkarmaya çalışıyorum. Bu bölgeyi lootlayacağım. Ardından yerdeki yatanları lootladıktan sonra şu anda daha avantajlı bir konuma geldim silah açısından çünkü bir tane de makinalı tüfek. Yani yakın fight'a girebileceğim 30 metre, 40 metre, 15 metre, 10 metre, 5 metre gibi rahatlıkla fight'lara girebileceğim bir silahım olmuş oldu. Evet, ikinci vurduğum PMC'ye doğru gidiyorum. Onun yanına gelir gelmez yine yere yatıyorum. Sürüyet vermek istemiyorum. Burada da yaklaşık bir 5 dakikalık bir tetris yapıyorum. Buraları kestim. Ardından da 9 dakika kala yaklaşık 1000 metre depar atmamız gerekecek. Ve bu hiç kolay değil. Çünkü Tarkov gibi ya da Arena Breakout gibi bu tarz oyunlarda tamamen korumasız oluyorsunuz. Silüet veriyorsunuz. Farkındalığınız azalıyor. Ve aynı zamanda çok fazla ses yapıyorsunuz. Her ne kadar ses çıkarmaya çalışmasam da çalılara dokunmayarak böyle ağacın kenarından slalom yaparak geçerek ister istemez ses çıkarıyorsunuz. Bakalım yetişebileceğiz mi? Son 9 dakika hatta 8 dakikaya girmek üzereyiz sanırım. Evet, 8 dakika, 8,5 dakika olarak görünüyor bende. Yetişmem gerekiyor çünkü çok güzel bir loot var. Burada şunu da belirteyim. Şimdi bölgeye geldik. Burada hemen bir bölgeyi tarayacağım ben. Keskin nişancı tüfeğimi, dürbün tüfekte bakıyorum. Eğer Tarkov'da olsaydı bu kadar lootta bu kadar seri bir şekilde koşamazdınız. Oyunun mobil tarafı ya da mobil kafası ve biraz daha kolay olmasının
Mantığı bu. Bu bölgeye niye geldiğimi söyleyeyim. Burada aslında bir görevim varmış benim. Sadece buraya gelmemi söylüyordu. O geldim ve sağda gördüğünüz gibi bir yeşil yandı. Görevinizi yaptınız diye. Ve ardından bu çalıya gireceğim. Bakacağım bir şırınga var mı, başka bir şey var mı, yemeğim var mı? Harita bir kontrolü yapacağım. O arada bir ses duyuyorum. Şanslıyım. Çok şanslıyım. Bir PMC olabilir. Scalpel olabilir. Ona bakacağım. Ya PMC ya Scalpel. Çok net. Evet. Bir Viet Cong'lu gibi çalıların arasından çıkarak adamı taradık. Evet, bu da şansımıza vurduğumuz bir diyebilirim. Yani o çalıya girmeyebilirdim ama mutlaka şöyle söyleyeyim. Sağ kalmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız bu da püf noktalardan biri. Eğer yemek yiyeceksiniz, harita kontrolü yapacaksınız, kabak gibi ortada yapmayın. Sağlam bir yerde yapın. Evet, depar atmaya başlıyorum. Artık son 4,5 dakika ve koşmam gereken mesafe artık... Bakacağım. Şu anda net göremedim. 600-700 metre kadardı. Solda bir bot gördüm. Hiç onunla ilgilenmedim gördüğünüz gibi. Koşmaya devam ettim. Bu arada bir bot daha var yerde. Onunla da uğraşmadım. Soldan bir ses aldım. Bot sesi. Uğraşmıyorum. Bir atış yaptı. Iskaladı. Bir atış daha yaptı. Iskaladı. Artık onu bir karşılık vermem gerekecek ama fight'a girmek istemiyorum. Son 2 dakika ve koşmam gereken mesafe aşağı yukarı 500 metreye yakın bir mesafe. Bakayım bir daha kontrol edeyim. Özür dilerim. Evet, 500 metreye yakın bir mesafe. Bombayı attım, zaman kazandım. Sol taraftan deparımı atmaya devam ediyorum. Hiçbir şekilde oradaki botla vakit harcamıyorum. Bakın artık mesafe 200... 300 metrelere kadar indirdik. Özür dilerim. 300 metreye kadar indirdik mesafeyi. Hiç durmaksızın koşuyorum. Ve bir kez daha bir scalpel ile karşılaştım. Ona atışımı yaptım. Eğer bana karşılık vermeseydi ikimiz de çok rahat bir şekilde çıkardık. Artık son metreler artık. Son metreler ve bir kez daha bir botla karşı karşıya geldim. Onu da vuruyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye bakmıyorum. Son bir dakika yetişebilecek miyim? Tekrar söylüyorum, Tarkov'da olsaydık şu anda yetişemezdik. Evet, ben şırınga bastım ama ona rağmen yetişemeyebilirdik. Çünkü arkadaşlar yaklaşık 1000 metreyi 8 dakikada koştum. Bu muazzam bir süre. Çok fazla yorulduğumu söyleyemem. Yani adamın ciğeri çok fazla şişmedi, onu söyleyebilirim. Ve en sonunda çıkışa yetiştim ucu ucuna. 37 saniye kala çıkışa yetişmiş oldum. Evet. 8 düşmanı elimine etmişiz. 3'ü operatör. 2'si diğerleri. 5'i daha doğrusu. Normal bot, scav, scav player ki sanırım 2 tane de scav player vardı arasında. Combat Report dediğimizde burada Tarkov'daki gibi neler kazandığımızı görüyoruz. Fakat biraz daha detaylısını yapmışlar. Dediğim gibi arada Breakout üstüne ne yapıyorsa hangi bölüm olursa olsun üstüne koymuş. Burada iki tane zaten Tactical OPS'yi görüyorsunuz. OPS vurmuşuz ilk Sniper'la. Fakat hatırlıyorsunuz bir tanesi AKM ile vurmuştuk. Zaten onu da yazmış. AKM ile vurmuştuk. Onu da buraya koymuş.